Silah! Gel lan buraya! Sinan! Sinan! Yağız Bey, Sinan Bey yok. Ne oluyor? Ne yaptı yine? Söylesene ne yaptı? Ne o elindeki? Niye bakıyor ki bunlar? Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? O kızın fotoğrafı. Üstelik bizim şirketin logosu. Yani böyle bir şeyi bu kadarı nasıl yapabilir? Şirketi aradım. Toplattırıyorum şimdi hepsini. Ne yapmış ki yine bu? Desene. Bütün sektöre rezil olduk. Kriz masası oluşturuyorsunuz hemen. Babamı alıp hemen oraya geliyorum ben. Tamam? Kapat, kapat hadi. Hadi kapat. Lütfen, lütfen şu fotoğrafı bir kere daha göster. Hadi. Ya ben ilk günden beri demiyor muyum? Kozmetik işine girmeyelim diye. Şuna bak. Ya ne işimiz var bizim rujla böyle allıkla? Ya bulaşmasaydık böyle efendi efendi kendi işimizi yapıyor olsaydık şimdi böyle iddiaya girebilecekler miydi? Ha? Ama yok. Neydi bu? Yağız Efendi'nin prestij projesi. Al sana prestij, al. Müthiş ya, kız gülmemiş bile. Türkiye'nin en güzel yüzü beş kare surat. Gerçekten Sinan Egemen'in kusursuz zevki. Ya işte şu kızı yüz güzeli yaptı ya. Bu kadarını o bile yapamaz diyordun. Ne oldu bak, yaptı. Allem etti, kallem etti, kazandı iddiayı. Hadi o olsun diyorum. Şirkete canım sıkılıyor bu sefer de. Öyle mi? Şirkette de, iddiada da kazanan biziz sevgilim. Sinan pası attı, sen de golü atacaksın. Şimdi de gidip Yağız'ın ipini çekeceğiz. Aç şunu be, aç şunu be! Bitti. Artık bu bardağı taşıran son damlaydı. Bitti benim için. Ya benim burama kadar geldi. Ay, ya kimden? Nasıl böyle bir cesareti bulabiliyor? Bu çocuk neye güveniyor? Kime güveniyor? Söyleseniz Allah aşkına. Baba, aslında sana söylemem gereken bir şey var. Yaz. Sinan iddiayı kazanmış. Nesine girmiştiniz? Ya kızı yüz güzeli yaptı diye ne alacaksın Sinan'a? Söylesene. Hazanım.
Benim. Ben de bir aptal gibi bu çocuk cesareti nereden buluyor diyorum. Abisinden buluyormuş. Benim en çok güvendiğim, aklına, hırsına, işine bağlılığına en çok güvendiğim oğlumdan. Bir meyhane masasında işiyle ilgili iddiaya girmiş. Şirketini bir rakı kadehinde bırakmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Baba, şirkete geçelim istersen. Yönetmemiz gereken bir kriz var. Sen baba koltuğunun en güçlü varisiydin. Şimdi babanın en büyük düş kırıklığısın. Bravo sana oğlum. Bravo. Yaz boş ver. Yani bilirsin işte. Ya vazoyu küçük kardeş kırar, kulağı abi kaptırır. Buraya kadarmış altın çocuk. İki cevapsız. Yani biraz başımız ağrıyacak tabii. Yenilen pehlivan. Ne ısmarlıyorsun bakalım kardeşine? Mızıkçılık yapıyor galiba değil mi? Uzatmasaydın parmağını o zaman. Girmeseydin iddiaya.